Yine günlerden biri Hasaki sağa sola kılıç sallıyordu. Karşısındakinin gözüne kestirmiş, kanını dökmek istiyordu delicesine. Rüzgarı arkasında hissetti birden. Fırsat bu fırsat diye düşündü. Ve yürüdü üstüne düşmanın. Önce küçük turtanın üzerinden süzüldü ama adı daha sonraları Draven diye anılacak düşman koca baltalarını patır patır indiriyordu üstüne. Bedeni artık ağır geliyordu kendine ve yığıldı yere Asaki, kadim kulenin önünde. Beren'in Divanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer Draven oynamayı planlıyorum. Draven alınmazsa tabii. Alınacağını da sanmıyorum. Öyle ADC'ler öyle delif şey değil. Sanırım metadan dolayı öyle herkesin seçtiği bir lane değil. Genelde mid'e, top'a ve jungle'a yükleniyor insanlar. O yüzden hani Draven'ın da seçileceğini çok düşünmüyorum. Seçilse atıyorum Lucian seçilir. Vayne seçilir, Kai'Sa seçilir falan. Pardon. O yüzden Draven'la bu oyunu oynayacağız gibi. ADC olmasa bile atıyorum jungle olur, top olur, mid olur falan fark etmez. Draven'ı da aradan çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Draven oynamayı seviyor muyum derseniz Draven oynamayı seviyorum. Şöyle seviyorum. Çok vurduğu için seviyorum ama becerebildiğim bir hero değil açıkçası. Özellikle late game'de çok zor. Muhtemelen Draven oyuncularının çoğu aynı şeyi düşünüyordur. Early'de kolay güzel vuruyor. Deli hasarı var falan ama late olduğunda o baltaları tutmaktır, şudur budur çok fazla sıkıntı. O yüzden dakika 20-25 sınır yani benim için, ondan sonrası çok zor. Zaten genelde de muhtemelen sırf o sebepten dolayı insanlar atak hızı çıkmaz. Draven'a genelde atak damage çıkarlar. Umarım atak damage nedir? Itemlarının da sayısı artar da Draven konusunda da bir iyilik olur. Skill'lerine bakalım. Çok ne kadar gıcık bir skill. Nedense ben Draven'ı pek sevemedim. Yani karşıya gelince de çok beni sinir eden bir hero. Yani siz dürtersiniz gelir bir tane vurur, %20 can vurur falan. Özellikle Leona Draven çok çok sıkıntı oluyor. Bizim takımımıza bakalım. Ya 98 yazıyor burada. Demek ki bunlar nick değilmiş. Ben bunları nick falan sanıyordum. Nick olduğunu düşünmüyorum. Neyse. Bizim bir tane sapımız var. Takım tamamen AD'ye yönelik ve baya hard AD, yani böyle direkt basic AD vuran bir takım. En azından şimdi AP'ye dönecekti. Talia alırsa ben mutlu olurum. Hadi be kanki. Çek bir Talia. Yani ben top lane'e de gidebilirim. Çok 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 büyük sıkıntı değil. Yeter ki güzel bir oyun olsun. 17 level'ın sanırım ortalarındayım. 30 level artık gittikçe yaklaşmak istiyorum. Hani böyle hızlı hızlı yaklaşmak istiyorum. Ama yani o kadar da hızlı gitmiyor doğal olarak. Bakalım nasıl bir son çıkacak bu oyundan. Son oyunlarda Lucian'la falan 3-5 oyun oynamıştım. Lucian beni pek sarmıyor nedense. Ama Kai'Sa ile çok 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 iyi sonuçlar da çıkıyor. Bir karşı takım bakalım. Karşıda Lucian var. Bitkinlikle girmiş bir Lucian var. Master'i sevmediğim bir o. Fizz benim sevmediğim bir o. Yasuo sevmediğim bir o. Lux olur aslında da. Top'a kim gider? Top'a gitse Yasuo ya da Fizz gider herhalde. Lux ve Lucian'ın bot'a gideceğini düşünüyorum. Fizz benim için bayağı sıkıntı olacak. Kaçma şeylerim çok çok zayıf benim. Hani atıyorum Yasuo gelirken bir ihtimal kalkanını açması, belki E ile bir şekilde kurtarırsın. Bir ihtimal kendini Master Yi'den de kurtarırsın ama Fizz'den çok kaçarım yok yani. Ben baltayı atımda E bassa ultisinden önce flash ile kaçmam gerekecek. O yüzden bayağı neresinden baksanız elinizde kalan bir durum. Kimi bekliyoruz şu anda? Karşı takımın yarısı %40. Rezillik resmen. Bizim late'imiz mi daha güçlü? Karşının kimi diye bakarsa karşıda Yasuo, Master Yi,
Çok kuran hero'lar. Fizz ve Lucian ufak da olsa düşen hero'lar ama çok ufak da olsa dediğim. Çünkü Fizz hani her ne kadar düşüyor olsa bile kaçma ve yakalama ve savaş başlatma konusunda çok çok iyi skill'leri olduğu için hani o da ayrı bir şey. Lux da her ne kadar damage olarak birazcık düşüyor olsa da yine de alanından dolayı yani range'inden dolayı çok fazla sıkıntı çıkarabilecek bir adam. Bizde ise Thresh yani bildiğimiz sap olduğu için onun hasarına güvenmemek lazım. Jax bayağı vuracak, ben bayağı vuracağım. Misfortune late'de yine az biraz düşen hero'lardan. Ama sonuçta ultisi çok can yakabilir eğer Yasuo'nun duvarına takılmazsa. Şimdi 2 kişi kaldı %80'lik. Onlar da 100 olursa başlayacağız. Summoner skill'lerine bakıyorum herkesin de. Bizde 2 tane tutuştur var. Karşıda da aynı şekilde 2 tane tutuştur var. Agresif bir lane yapmak istiyoruz belli ki. Ki öyle de olmamız lazım. Öyle de kazanamazsak lane'i late'de çok daha yani late'de de sıkıntı yaratabilir adam bize de. Yok yani nedense ben Lucian'dan öyle aşırı çok korkmuyorum. E'mi saklarsam güzel anlar için bayağı yararlı olabilir. Herkes %100 oldu o yüzden her an başlayabiliriz. Haydi bakalım kazamız mübarek olsun. Ben 20 belirteyim de Miss Fortune koşturmasın o tarafa doğru. Anlaşılan Miss Fortune oraya gidiyor o zaman ben tapa gidiyorum. Neyse çok sorun değil. Benim karşıma kim gelecek? Yasuo gelirse biraz daha iyi olur. Fizz'e karşı hiç oynamayı beceremiyorum ben. O yüzden hiç hoşuma gitmez eğer o gelirse. Aynen. Bunu yazan kim? Bir şey sinirlendi herhalde. Bir sorucu bir şeyler yazıyor. Benden bahsediyor. Benim nickim ne ki? Bayağı uzun uzun bir nickim var benim de. Önce Q'ya vereceğim. Doğal olarak Q'yu fullleyeceğim. Ondan sonra W'yu fullleyeceğim. Sonra da E. Keşke Miss Fortune yardım etse. Sıkıntılı galiba adam biraz. Beni biraz küçümsüyor sanki. Damage'ımı küçümsememesi lazım çünkü deli gibi vuran bir adamım ben. E'ye vereceğim önce oldu da bir şey olur diye. Mastery sıkıntı mı derseniz şu anda değil. Ama sıkıntı yaratabilir. Yükleri de toplamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar minyon kaçırmadım. En azından Draven'ın early'sindeki güzel yanı bu. Güzel. Ay. Ben burada bu adamı alırız ya.
baltamı kaybetti adam. Utanması öldürecek beni. Ay ay. Ay ay. Hadi alırsın. Çok güzel ya, çok güzel. Hiç yoktan iyidir bence. Şimdi ben şu item'la gideceğim sanırım lane'e. Orada baltalar bayağı sıkıntı çıktı, çıkarttı. Çok da alışık değilim. Bu benim aylar, yıllar sonra belki de ilk Draven oyunum. Çok fazla etmek istemiyorum. Totem de alamadım şey. Kırmızıdan. Bayağı korkuyorum ya. Minyonu aldırmıyorum şimdilik de. Hala korkuyorum bayağı. Şeyde, özellikle şu an Master'in gelebilecek olması. İyi, güzel. Umarım gelmez. Haydi gidelim. Aslında 200 gold daha lazımmış ama bir önce bir ayakkabı almak istiyorum. Oyunda 4-3'müş. Bir de şunu alalım. Bir de ben şundan alacağım. Haydi go go go. Biraz daha bekleyebilirdim damage'ımı çok çok arttırmak için ama. Yasuo lane'i dondurmayarak birazcık hata yapıyor. Orayı kazanmasının en büyük şartlarından bir tanesi Master'yi. Sonra burada olmadığını belirtelim. Ben çok gitmek istemiyorum. Halbuki söylemiştim ben. İttirip başka lane'e gank attı. Yapabileceği güzel bir hareket oldu. Şimdi bana doğru geliyor olma ihtimali yüksek. Öncelikle bunu koydum. Yükleri de biriktirmeye devam ediyoruz. Ay, yanlışından olduk. (Gülüyor)
Ultiyle alacaktım. Neyse flash'ını aldık en azından. Master Yi geliyor mudur acaba buraya? İstemeden itiyorum. Çok gerginim niyeyse ya. Herhalde alışık bir lane değil benim için top lane. Özellikle top lane daha deç oynamak hiç alışık olmadığım bir şey. Şimdi şuraya bir totem atacağım. Of. Of 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 of. Neler oldu orada? Kim aldı double kill'i? Yasuo mu? Yasuo mu aldı bilmiyorum. Yani böyle şeyler olunca insan biraz üzülüyor tabi. Keşke bizim lane'ler biraz esse de buraya az gelse şey. Şimdi yapacak bir şey yok. Işınlanla gideceğiz buraya. Atak hızı veriyorum ya. İyi güzel. Çok güzel geldi şey. Hızlı hızlı vuruyor galiba burada. Kuleyi alabilirsem güzel olur. İyi, ilk kule. Ben Yasuo ile kapışırım burada ya. Yasuo şeyde ben de mi gitsem? Hadi ben de gideyim. Öldü orada adam.
Şimdi nereye gitsem onu da bilemiyorum. Kim eziliyor? Bayağı bizim jungle eziliyor. Bizim sap ölüyor. Alttan kule gidiyor. Yani ve ben kendime bu hero ile çok güvenemiyorum late'de. Hani tam master yeni yaptığı gibi üzerime bir flash, bir Q. Her şeyi yalan edebilir. Allah'ım, orada yanlış adama vurdum ya. Orada yanlış adama vurdum. Çok kötü oldu. Benim hatam. Alabilirdik orada da. Neyse, bir ejder ondan aldı. Bir ejder biz aldık alevi. Bence zorlamaması lazım şu anda. Şu an bütün damage'ini bitirdi çünkü. Tüm. Dikkatli olması lazım. Fizz ayrı bir sıkıntı şu an. Bakalım, ben tapa doğru gidiyorum ama. Orası çok kalabalık düşman için. Hiç o topa girmeyeceğim ben. Şu an Fizz de kaçıyor. Ben gideyim oraya bari. Adam farmda yaklaşacak. Yaklaşmaz da yani. Kuleyi almazsa iyi. Of. Yok ya. Düz hero'lara karşı çok yapabilecek bir şey yok yani. Hani Yasuo'ya bir şey demiyorum. Yasuo biraz yetenek gerektiren bir hero da. Mastery ile yapmanız gereken tek şey doğru anı beklemeniz. Hamle yapmak için. Ha, daha iyi oynayabilir miydim? Belki. Yani şu an başka lanelerin bir şey yapması lazım. Yasuo beni 3 kere kesti sanırım. Üçünde de Master Yi oradayken kesti. Ki Master Yi'nin orada olduğunu biliyordum ben. Sonuçta totemi koyan oydu yani. Kötü.
bana doğru gelen var mıdır? Geliyorlar mıdır? Geliyor olabilirler. Geliyorlarsa da bir daha deneyeceğim ya. Belki öleceğim ama. Misfortune geri dönmeyi de oraya yaşından atacaktım da. 1-2-1-2-1-2-0-2. Sıkıntılı. İyi güzel. Orayı en azından güzel aldık. Neden E'ye iki kere verdim onu bilmiyorum ama. De buradan aldık. Üçüncü alev ejderi bu. Bizim için bir şans. E yok değil mi? E'si yok. Orada onlar da ölür mü? Güzel. Güzel. Niye böyle insanlar böyle ya? Yani takımı da taşıyan biri var işte, bırak taşımaya çalışsın. Farmını neden alırsın ki? Bir de adamın lane'indeki farmını neden alırsın yani? Kekko. Master Yi orada mı? Değil. Master Yi burada ama... Ben kuleye zorlayabilir miyim? Emin değilim. Denemeyeceğim galiba. Güzel, bizim takım onu aldı en azından. Küçük ağa yine param var benim. Şu an damage'ımı tamamen... delileştirip bizim mid lane efsane, Allah'tan tank gidiyor da late işimize yarar. Damage'ımı baya baya arttırıp ondan sonra bir ölümsüzlük alabilirim. Ben iyi vurdum orada bayağı da.
Adam burada çok iyi zamanlamayla zıpladı ya. Q'yu vursaydım ben direkt ölecekti zaten şey de. Burayı alırız herhalde. Neyse ben bir tapa doğru gideyim. Farm yapayım. Orada kule almamız, 1-2 kill alabilmemiz. Kule almamız iyi oldu. 1-2 de kill alabilseydik iyi olurdu. Master Yi burada yok. Orada bir şeyler oluyor. Ben burada kuleyi alacağım. Helal lan Jax. Ben hala buradan zorlamayı planlıyorum. Belki bir ihtimal girebilirim. En azından bir şekilde oradan da öyle kaçtım. Bizim takımın orada ölmesi çok sorun değil. Karşı tarafı da öldürmesi. En azından 3 kill aldılar sonra hepsi öldü ama. O bana bayağı zaman tanıdı. Çok çok iyi oldu o. Şimdiye kadar ne kadar gold aldım yazıyor mu acaba yaşadan? 하이디 bakalım. Hala karşı takımın kazanma olasılığı çok yüksek şeyleri, TF'leri. Bizim Thresh'in orada güzel bir oyun yapıyor olması lazım. Veya Jax'in güzel bir stand tutturması lazım. Yoksa Miss Fortune'lık bir olay değil orada. Veya tam olarak benlik de bir olay değil. Ben 1-2 vuruş yapabilirsem tabii ayrı bir olay ama. Neyse 1'e 1 aldık. Bizim sapımız gitti, onların tapı gitti. Haydi onlar oradan alırlarsa ben de tapa gidiyorum şu anda. Adam beni keser. Ama en azından belki bizimkiler bir ejder alır. Bence bir, burada baron olabiliriz ya, şey yok. Master'in canı yoktu orada. Muhtemelen base atıyor. Ben alabileceğimizi düşünüyorum şu anda. Deli hasarımız var zaten şu an. Çok hızlı aldık. Ben buradan birazcık daha ettireceğim. Ne kadar para lazım? 1000 gold daha lazım. Gerçi benim ittirmeme çok ihtiyacı yok buranın ama.
Bir ihtimal alabiliriz ya. Bir de şunu alayım. Damage'im artsın. Şu an Shyvana'nın 1-6 olması önemli değil. Eğer Shyvana atak kasıyor olsaydı o çok kötü olurdu. Ama şu an tank kasıyor olması çok çok işimize yarıyor. Deli işimize yarıyor. Aynı şekilde ön saflar için. Jax'in de durumu çok iyi. Yani bu kuleyi alabiliriz. Ejder belki daha mantıklı olabilirdi ama baronumuz var şu anda. Bitirme imkanımız bile var. Yani çok Draven şey bir adam değilim ama fena gitmedi gibi sanki. Öyle. Çok güzel. Ah be. Burayı da aldık. Çok güzel. Adam gibi flash atmadım belki. Güzel. Valla bayağı gergindim bu oyun ama. Ama güzel kararlar verdi bizim takım ya. Güzel savaş çıkardılar orada, ben yukarıdan açtığımda o bir önemli bir şey oldu, etken oldu. Ben Thresh'e vereceğim. Thresh adam akıllı düzgün bir oyun oynadı. 18 level olmak üzereyim. 8-4-4 oynamışım. Bir bakıma ben taşımışım gibi. Zaten en çok minyon bende. En çok damage de bende. Lux'i vurmuş sap haliyle. 24k vurmuşum. Fena değil. Her oyun sonunda neredeyse bir sonraki oyunda ne oynayacağımı söyledim ama bir sonrakinde açıkçası hiç emin değilim ne oynayabileceğim hakkında. Bir hero'lara bakacağım. Ona göre karar vereceğim. ADC'ler şu anda tükendi. Yeni haftada yeni ADC'ler gelince onları oynarım. Ama bu videoluk en azından burada noktalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.